تركتنا الصحبة والخير في الجميع وكل شيء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكل شيء عنده بمقدار الله عز وجل القرآن دانير هر شيء ölçü var, terazisi var Allah Azze ve Celle. Her şeye bir ölçü koymuş, yapılacak şeyleri göstermiş, yapılmayacak şeyleri de söylemiş. Yapılacak şeyler iyilik, ibadetler, iyilikler. Herkese iyilik yapın diyor. Müstahak olana iyilik yapın. İyilik, çünkü bazı insanlara iyilik olmaz. İslam'a, Müslümanlara düşmanlık edecek insana yardım edemezsin. Ona nasihat edemezsin ancak yardım olarak da başka türlü olmaz. Nefsine de iyilik yapmak iyi değil. Devamlı nefis ezilmesi lazım olan şeydir. Hemen iyilik yaparsan başına biner. Zalime yardım edersen mazlumu daha ezersin. Peygamber Efendimiz demiş, kardeşine yardım et, zalimse mazlumsa nasıl zalime yardım ederim demiş be. Sahabeler demiş ki ona nasihat edin bu yaptığı işten vazgeçsin diye. Oradan o işlerden yaptığı zulümden vazgeçerse ona yardım etmiş olursunuz. En büyük yardımı etmiş olursunuz. Çünkü kıyamete kalıp da o insan hakkı üstüne kalırsa onun hali haraptır. Her şey belirtilmiş Allah Azze ve Celle, haramı, helalı hepsini söylemiş, göstermiş. Aralarında da bazı insanlar şüpheye düştükleri şeyler var. Onlar mühim değildir. Onlar hesabı olmayan insanlar niyetine göre Allah verir o vakit. Ama Müslümanlara karşı olan insanlarla durmayın. Onlara gelecek olan Allah'ın gazabı, Allah'ın azabı size de değer diyor. Sakın onlarla beraber olmayın. Arada siz de kaynarsınız. Size de kötülük gider. Bir daha Allah muhafaza sen orada bu niyetin yani o Müslümanlara karşı olup da niyet nasıl olursa olsun artık. Orada belli olan İslam'a, Müslümanlara karşı bir hareket var. Onu sen de tasvip ediyorsun. Hem onlarla beraber oluyorsun. Hem dünyada çekeceğin var. Hem ahirette vebalı var. Dikkat edin, zalimle beraber olmayın. Müslümanla, ehl-i sünnet ve cemaatle beraber olun. Ehl-i sünnet ve cemaat belli. Burada söylüyor, dört mezhebin imamları ehl-i sünnet ve cemaattir. İtikad imamları var. İmam Eş'ari de Maturidi Hazretleri. Onlara tabi olanlar ehl-i sünnet vel cemaattir.
Ötekiler ehl-i sünnet ve cemaat değil. Onlarla olmayın. Çünkü onlar zalimdir. Müslüman kanını akıtıyorlar. Allah yarattı demiyorlar. Öyle bir insanlar. İtikatları bozuk, amelleri bozuk, genler bozuk. Her şeyi pislik var onlarda. Onlarla beraber olmayın sakın. Ramazan-ı Şerif nasihat ayıdır. Burada da böyle nasihat ediyoruz. Doğru yoldan çıkmış olan insanlar çok kandırıyorlar milleti. Ehl-i sünnet ve cemaati müşrik gösteriyorlar. Halbuki Peygamber Efendimizin gösterdiği yolda gidiyoruz. Atalarımızın, babalarımızın, dedelerimizin daha Peygamber Efendimiz'den gelen güzel yolda yürüyoruz. Onlar yeni çıktı. Her defa yeni yeni şeyler çıkarttılar. Bidat ehli onlar, dalalet ehli onlar. Onlara tabi olanlar helak olur. Yeni çıkan, yeni çetme çocuklar var. Dinden, imandan haberleri yok. Bunlar bu şeytanın ağababası, şey efendi dedirdi televizyona şeytan dolabı. Şimdi bu internetti, bilmem neydi. Şeytanın katmerlisi, ağababası oldu. Adamın biri çıkıyor orada. Çoluk çocuğu yoldan çıkarıyor. Anaya babaya asi oluyor. Adam canından, malından, ahiretinden oluyor ondan sonra. Ona karşı olanlar da öteki taraftaki sahabeleri sevmeyen insanlar da onlar da aynı şekilde. Ortada ehl-i sünnet ve cemaat kalmış. İki taraftan darbe yiyor. Allah beraber bizle beraberdir. Bir zararı yok, ziyanı yok. Onlar sabredip ecirleri Allah'tadır. Ahirette hiçbir şey boşa gitmez. Ötekiler yaptıkları da boşa gitmez. Hesabını verecekler. Allah Azze ve Celle Bismillahirrahmanirrahim. Ve kulle şeyin indehu bi miktar. He said in Quran, everything it is counted. What you will do, what you must do, what you must not do, what you are good, what you are bad, what is worshipping, all it is shown by Allah Azza wa Jal and by His order and shown by Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam and Sahaba and Tariqa Imam Mashayikh and Imam of Mazahib. We have four mazhab who are following Ahl al-Sunnah wal Jama'ah and to believe leader Imam who are following this, they are following right way, who are going out from this way, they are not from Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, they are party of who said Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, they are going to hell. It is shown what for whom you must do good thing, who for whom you must be merciful. You must be merciful for your Muslim brothers. If you see him in the right way, you must be happy. If you see him in wrong,
you must tell him, advise him, and you be done for him the best. Because Prophet sallallahu alaihi wasallam said, you must help your Muslim brother if he is oppressor or he oppressed. Sahaba said, how he, if he's oppressing, how we can help him? You can help him to tell him you are in doing against Islam, and you must be stop this what you are doing. When he is stopping, you make for him the best thing he can take, get from this dunya, because you make him to be in right way again, and to not be take sin for last day. And we are, if people, Muslim, they are helping against Islam, they are not in right way. Because whole world now against Islam, especially against Ahlul Sunnah wal Jama'ah. Ahlul Sunnah wal Jama'ah, they are peaceful, merciful people, but from everywhere, surrounding by hatred and oppression and trick and trap, everything, they are wanting to finish this. But alhamdulillah, we are Allah with us, and we are not afraid from anything, because when everything done for Ahlul Sunnah, even oppressing, they are counting. They will reward for this. But for other people who are doing this, they are against Allah, and they will be punished. Especially now there is shaitan, it was before small, now getting more stronger, because last days of dunya now. Maulana, many times he was saying for television, it is shaitan dollar box, shaitan box. Now, when you see this internet and other thing, it is look like a small baby shaitan. Now, the huge giant shaitan, now this internet. From everything, they are taking children, young, old, very old. They are making to make them go out of the right way very easily. From everything, to killing people, to do bad thing, to using bad habit, to, and what you cannot imagine, not what you not what you imagine, what you cannot imagine, it is in this now. Allah keep us safe from this, and keep our children and all brothers, Ahlul Sunnah wal Jama'ah, to be in safe, and to meet inshallah Sayyidina al-Mahdi soon. We are waiting inshallah. It is look like this because it is whole world against Islam, against Muslim, and when Muslim
especially Ahl Sunnah, something happened to them, all whole world, they are flying from happiness. They are very happy to be something bad for Muslim. And it is time for Sayyidina al-Mahdi alayhi salam to come to clean all this world from this bad people and giant shaitan, inshallah. Wa min Allah tawfiq al-Fatiha.